شخصية ضياء الدين وصلت لنا في مشاهد صغيرة جدا الزهد والمعاني الروحانية الجميلة جدا، وكتير من الممثلين الكبار يعني حتى في مصر ده بيحصل، إن ممكن يوافق على مشاهد عددها بسيط وهو له تاريخ كبير جدا في العمل سواء في الدراما أو في السينما، لكن هو يعلم إن العمل ده ما عملهوش قبل كده، هو عايز يترك هنا بصمة. أكيد ضياء الدين ترك في محرم ببصمة. Şimdi bu Abdülhamit Han dizisinde, yani Payitaht dizisinde Şeyh Ahmet Ziyaettin Efendi karakteri geldiği zaman ben inanın çok korktum, açık konuşmak gerekirse. Çünkü bir de hemen benim şöyle bir şey var efendim. Bana bir karakter geldiği zaman, hele gerçekse zaten, hemen inceliyorum. Kimdir, nedir, nasıl biridir, ne yapmıştır? Gerçekten de bu şahsiyet varmış. Onu da öğrenmiş oldum. Hem Abdülhamit Han, Abdülaziz Han, onlara da bayağı bir beraber zaten görüşmüşler bütün padişahlar. Bu şeyhten bayağı bir görüşme yapmışlar. Bu karakter geldiği zaman biraz önce dediğim gibi açık konuşmak gerek, gerçekten çok korktum. Çünkü çok ağır bir karakterdi benim için ve zaten çok sevdiğim bir insan, hani Abdülhamit Han, dizi de çok severek hem izlediğim hem de oynadığım bir projeydi. Bana geldi, önce baktım, zaten padişahla sahneleriniz olduğu için ayrı bir önem ve özen vermeniz lazım. Yani o karakterin altından çıkmanız lazım, açık konuşmak gerekirse. Geldi ve bana, tabii biz bir de bunu İzmit'te çekiyoruz, yani Seka platolarında. Ve ben bunu gece sabaha kadar, çünkü ertesi gün çekim vardı. Bana bir akşam geldi, senaryoyu bastım, hemen okumaya başladım. Sabaha kadar ezberlemek zorundaydım çünkü şeyleri ve o karaktere girmem lazımdı. Çünkü hani sırf ezber yetmez zaten. O duyguyu da vermeniz lazım ki oraya gittiğimde de Tahsin Paşa karakterinde oynayan abimiz zaten söyledi. Sizden önce gelen arkadaş dedi, bu duyguyu veremedi. Sizin dedi, hani bunu bir şekilde iyi oynamanız lazım dedi. Ben zaten bir gece önce dediğim gibi o korku ve şey, heyecan hepsi var. Bir de bu söylenince tamamen üzerime bir tam bir yük binmiş oldu. Ama çok şükür altından kalktığımı sanıyorum. Ve çok severek oynadığım bir karakterdi. Gerçekten çok muhteşem insanlar. Hani hepsine gani gani rahmet diliyorum Allah'tan. Ama çok çok heyecanlandım. Hani hala anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Hani izlerken de çok ayrı bir duygu oluyor. Ve orada oynamak. Ve de bir işin güzel bir tarafı, Abdülhamit Han'ı oynayan Bülent Bey'le biz Mevlana dizisinde de beraberdik. Ben orada da kuyumcuyu oynadım. Orada da karşılaştık. Çok şanslıydım. Böyle bir projede böyle bir insanlarla oynamak benim için çok çok bir onur ve gurur verdi açıkçası. İnşallah altından kalkmışımdır. İnşallah. Karibim.